Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Verb mit Präposition im Dativ. Burada arkadaşlar, bu dersimizde fiilleri göreceğiz ve fiilleri ilgili preposition, yani edatlarıyla beraber dativ formunda inceliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. İlk fiilimize baktığımızda arkadaşlar, auskommen mit fiilini görüyoruz. Auskommen geçinmek demek arkadaşlar ve ayrılabilir fiil. Dolayısıyla auskommen mit bir şey ile birisiyle geçinmek anlamında. Bakalım hemen cümlemize. Meine Oma kommt gut mit meinem Opa aus. Yani ne diyoruz burada arkadaşlar? Anneannem ya da babaanne de olabilir, değil mi? Kommt gut. Öncelikle burada auskommen fiiline bir bakalım. Bu ayrılabilir fiil olduğundan dolayı ne yapıyorduk bunu? Yumurta şeklinde ikiye ayırıyorduk, öyle değil mi? Auskommen dolayısıyla hangi edatı gerektiriyormuş? Mit. Dolayısıyla ne diyeceğim? Anneannem ya da babaannem dedemle iyi geçiniyor. Dolayısıyla ne diyeceğim? Meine Oma kommt gut mit meinem Opa aus demiş olacağım. Dilerseniz sonrakine bakalım. Auslassen an. Arkadaşlar auslassen an, bu da gene ayrılabilir fiil ancak birçok anlamı var. Auslassen an diyecek olursak atlamak, bunun haricinde geçmek, karıştırmamak anlamlarına da gelebiliyor. Bu cümleyi öncelikle isterseniz bir inceleyelim. Nasıl bir anlam çıktığını cümlenin içerisinden anlamaya çalışalım. Çünkü dediğim gibi tek başına birçok anlam içeriyor. Şimdi auslassen an dolayısıyla anı gerektiriyor. An edatını gerektiriyor. Die Kunden lassen ihre schlechte Laune an mir aus. Öncelikle ne yapalım? Bunları bir işaretleyelim arkadaşlar. Ayrılabilir fiil olduğunu görüyoruz. Auslassen, auslassen an. Die Kunden derken arkadaşlar müşteriler demek. Ihre schlechte Laune, kötü olan bu kötü enerjileri. Laune istek anlamında arkadaşlar. İsteksizlik anlamında. Yani güzel Türkçemizde bunu şöyle çevirebiliriz. Streslerini benden çıkarıyorlar. Yani kötü streslerini benden çıkartıyorlar anlamına gelmiş oluyor. Bunun da demek ki Almanca karşılığı Die Kunden lassen ihre schlechte Laune an mir aus. Burada ne yapmış oluyoruz? Müşterileri kastetmiş oluyoruz. Demek ki bu fiil neymiş arkadaşlar? Auslassen an edatını gerektiriyormuş. Sonraki fiile baktığımızda arkadaşlar beitragen zu, beitragen zu diyecek olursak arkadaşlar bu katkı sağlamak anlamında beitragen zu. Buna sebep olmak, buna katkı sağlamak anlamına gelmiş oluyor. Öncelikle dilerseniz cümlemizi bir okuyalım. Internationale Lebensmitteltransporte tragen zum Klimawandel bei. Burada da arkadaşlar gene ayrılabilir fiil görüyoruz. Nedir o? Bei tragen. Evet. Internationale Lebensmitteltransporte. İsterseniz adım adım gidelim. International neydi arkadaşlar? Uluslararası demekti. Lebensmittel denildiğinde yiyecek anlamına geliyor. Transport da neydi arkadaşlar? Ulaşımla alakalı. Bu evet. Yiyecek ulaştırması anlamında kullanılıyor. Klimawandel, Klimawandel de arkadaşlar mevsim değişimi anlamına geliyor. Klimawandel. Dolayısıyla bunu toparladığımızda cümle bize ne diyor arkadaşlar? Internationale Lebensmitteltransporte tragen zum Klimawandel bei. Yani uluslararası yiyecek ulaşımı ne yapmış oluyor? İklim değişimine sebebiyet vermiş oluyor diyor bu cümle. Dolayısıyla internationale Lebensmitteltransporte tragen zum Klimawandel bei. Ne olmuş oluyor? Demek ki burada zu ne demiştik? Dativ demiştik. Klimawandel, der Wandel neye dönüşecek? Dem Wandel, zu ve dem'i bir araya getirdiğimde zum olacak. Dolayısıyla beitragen zu neyi gerektiriyormuş? Datifi gerektirmiş oluyormuş. Sonrakine bakalım. Besprechen mit. Besprechen mit arkadaşlar birisiyle konuşmak anlamına gelmiş oluyor. Sprechen neydi? Konuşmak. Besprechen mit birisiyle bu bir konuyu
konuşmak, ayrıntılı konuşmak anlamına gelmiş oluyor. Örneğimize bakalım. Sabine bespricht das Problem mit ihrem Mann. Demek ki besprechen ve mit'i bir arada kullanmam gerekiyormuş. Besprechen tıpkı sprechen'de olduğu gibi nasıl bir fiilmiş arkadaşlar? Düzensiz bir fiilmiş. Dolayısıyla oradaki e neye dönüşmüş oluyor? İ'ye dönüşmüş oluyor. Ve düzensiz fiillerdeki durumumuz neydi arkadaşlar? İkinci ve üçüncü tekilde vokal değişimi oluyordu. Tıpkı burada olduğu gibi vokalden kasıt neydi? A, E, İ, O, U. Dolayısıyla buradaki E neye dönüşmüş? İ'ye dönüşmüş ve besprecht konuşmak. Dolayısıyla Sabine bu bir kadın ismi. Das Problem adı üstünde. Sıkıntı, problem. Kocasıyla ihrem Mann, kocasıyla sıkıntı hakkında konuşuyor diyecek olursak demek ki neymiş? Sabine bespricht das Problem mit ihrem Mann. Sonrakine baktığımızda sich beschäftigen mit, arkadaşlar sich beschäftigen mit bir şey ile meşgul olmak demek arkadaşlar. Bir şeyin üzerine yoğunlaşmak, bir şeyin üzerine çalışmak anlamlarına da gelebiliyor. Dilerseniz cümlemize bir bakalım. Wir beschäftigen uns. Bakın refleksiflik alıyor aynı zamanda. Dolayısıyla ne yapacağım? Uns'un da altına çizelim. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Klimawandel. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bugün, heute biz neyle meşgulüz? Hangi konuyla meşgulüz? Mevsim değişimiyle ilgili, klima değişimiyle ilgili konuyu bugün ne yapacağız? Bununla ilgili çalışacağız anlamına gelen beschäftigen'i görmüş oluyoruz. Bu da demek ki refleksifi gerektirmiş oluyor. Bu cümleyi toparladığımızda demek ki wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Klimawandel. Dilerseniz görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Meine Oma kommt gut mit meinem Opa aus. Meine Oma kommt gut mit meinem Opa aus. Die Kunden lassen ihre schlechte Laune an mir aus. Die Kunden lassen ihre schlechte Laune an mir aus. Internationale Lebensmitteltransporte tragen zum Klimawandel bei. Internationale Lebensmitteltransporte tragen zum Klimawandel bei. Sabine bespricht das Problem mit ihrem Mann. Sabine bespricht das Problem mit ihrem Mann. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Klimawandel. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Klimawandel. Sıradaki fiilimize baktığımızda arkadaşlar bestehen aus görüyoruz. Bestehen aus arkadaşlar oluşmaktı, bir şeyin içeriğini kastediyorsam bundan oluşmaktadır anlamına gelmiş oluyor. Demek ki bestehen mutlaka aus edatıyla kullanılıyor olması gerekiyor. Cümleye baktığımızda daha bir anlamlandıracağız arkadaşlar bunu. Cümlemiz ne diyor? Der Test besteht aus zwei Aufgaben. Evet, test besteht aus oluşmaktadır. Bakın burada besteht aus görüyoruz. Zwei Aufgaben, iki çalışma. Demek ki test iki çalışmadan oluşuyor. Yani A şıkkı, B, A bölümü, B bölümü gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla iki çalışmadan oluşuyormuş derken ne diyecekmişim? Besteht aus'u kullanmam gerekiyor. Toparladığımızda sınav iki bölümden oluşuyor derken Almanca karşılığı neymiş? Der Test besteht aus zwei Aufgaben. Sonraki fiilimize baktığımızda arkadaşlar sich ekeln vor. Evet, sich ekeln vor arkadaşlar iğrenmek demek. İğrenmek, bakın burada sich ekeln hangi edatı, hangi prepozisyonu gerektiriyor? Vor. Cümlemize baktığımızda manche Frauen ekeln sich, bakın ekeln sich refleksiflik gerektiriyor. Vor. Eine Maus. Die Maus neydi arkadaşlar? Fare demek. Dolayısıyla datiflik olduğundan dolayı die neye dönüşüyordu? Dere. Bir fareden. Toparladığımızda bazı kadınlar, manche Frauen ekeln sich vor einer Maus. Bazı kadınlar bir fareden ne yapıyorlar?
iğreniyorlar demiş oluyoruz. Bunun da karşılığı manche Frauen ekeln sich vor einer Maus. Sonrakine baktığımızda arkadaşlar fragen nach, evet fragen bunu biliyoruz, soru sormaktı, nach bir şeyi sormak diyecek olursak cümlemize bakalım. Der Tourist fragt nach dem Weg. Turist neyi soruyor arkadaşlar? Yolu soruyor. Fragen mutlaka neyi gerektiriyor bu durumda? Nach edatını gerektiriyor. Turist yolu soruyor derken demek ki der Tourist fragt nach dem Weg demiş oluyoruz. Sonraki fiilimize baktığımızda führen mit. Evet, führen mit arkadaşlar öncülük etmek demek. Führen mit öncülük demek. Wir haben ein Interview mit einem Lehrer geführt. Şimdi cümlenin içerisine baktığımızda bu öncülük etmek dediğimizde farklı anlamlara da kayabiliyor güzel Türkçemizde. Cümlenin anlamından aslında çıkartabiliyoruz. Wir haben ein Interview. Interview adı üstünde neydi arkadaşlar? İngilizceden gelen bir kelime. Röportaj demek. Bunun aslında Almanca karşılığı die Reportage de denilebilir buna. Şu şekilde de yazılabilirdi. Die Reportage. Ancak burada ne olacaktı? Bunun yerine eine diyecektik. Ancak ein Interview da denilebiliyor. Almanca'da İngilizceden gelen birçok kelime var. Dolayısıyla ben interview diyebileceğim gibi reportaj de diyebilirdim. Ancak interview ile isterseniz devam edelim. Burada ne demiş? Wir haben ein Interview mit einem Lehrer geführt. Führen, bakın. Führen ne olmuş arkadaşlar? Perfekt zamanda haben geführt şeklinde yorumlanıyordu. Ve edatım neydi? Mit. Dolayısıyla bir öğretmenle diyecek olursak, hatırlarsanız arkadaşlar ne demiştim datif konusunda? Cümlenin içerisinde mit varsa neyi gerektiriyordu? Datifi gerektiriyordu. Öyle değil mi? Der Lehrer neye dönüşüyor? Deyime. Bir öğretmen ile diyecek olursam mit einem Lehrer demiş oluyorum. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Biz bir öğretmenle röportaj yaptık demiş oluyoruz aslında. Führen mit demiş olmakla. Dolayısıyla bunun Almanca karşılığı neymiş? Wir haben ein Interview mit einem Lehrer geführt cümlesiymiş. Sonrakine baktığımızda arkadaşlar führen zu fiilini görüyoruz. Führen zu arkadaşlar bu da yol açmak demek. Führen zu yol açmak demekmiş. Evet, anlamlandıralım. Routine kann zum Scheitern einer Beziehung führen. Anlamlandıralım. Routine tıpkı Türkçemizde olduğu gibi neydi? Rutin, olağan, sürekli olan şeyler değil mi? Nedir? Rutindir. Kann zum Scheitern, Scheitern arkadaşlar başarısızlık demek. Neyin başarısızlığı? Beziehung, Beziehung neydi? İlişki. Ama öncelikle arkadaşlar führen zu'ları bir işaretlerim. Burada können olduğu için, modal fiil olduğu için asıl fiilim nereye gidecek? Cümlenin sonuna gidecek. Führen zu. Neden zum oldu arkadaşlar? Zum Scheitern datiflik gerektirdiğinden dolayı zum Scheitern demiş oluyoruz. Die Beziehung da ne olmuş? Datif konumunda yani dere dönüşüyor. Eine Beziehung bir ilişkinin başarısızlığına neden olabilir rutin. Yani bu cümlenin demeye çalıştığı şey ne? İlişkimize sürekli yenilikler katalım, rutinden çıkalım demek istiyor bu cümle bize. Dolayısıyla Routine kann zum Scheitern einer Beziehung führen cümlesini görmüş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Der Test besteht aus zwei Aufgaben. Der Test besteht aus zwei Aufgaben. Manche Frauen ekeln sich vor einer Maus. Manche Frauen ekeln sich vor einer Maus. Der Tourist fragt nach dem Weg. Der Tourist fragt nach dem Weg. Wir haben ein Interview mit einem Lehrer geführt. Wir haben ein Interview mit einem Lehrer geführt. Routine kann zum Scheitern einer Beziehung führen. Routine kann zum Scheitern einer Beziehung führen. Sonraki fiilimize bakalım arkadaşlar. Gehören zu, gehören zu ait olmak demek arkadaşlar.
Demek ki gehören zu edatını alıyormuş. Cümlemize baktığımızda Belgien gehört zur Europäischen Union, ait olmak. Europäische Union neydi arkadaşlar? Avrupa Birliği'ydi. Bunun kısaltması da EU. Die Europäische Union datif olduğundan dolayı zu ile bir araya geldiğinde ne olacak? Die dere dönüşecek. Dolayısıyla zur Europäischen Union demiş olacağız. Demek ki bunun karşılığı neymiş? Belçika Avrupa Birliği'ne dahil dediğimizde Belgien gehört zur Europäischen Union demiş oluyoruz. Sonraki fiilimize baktığımızda gratulieren zu, gratulieren arkadaşlar tebrik etmek demek, zu bir şeye tebrik etmek demiş oluyoruz. Bu da demek ki zu edatını gerektiriyormuş. Dolayısıyla gratulieren zu bunu bir kalıp olarak tıpkı diğerlerinde olduğu gibi bütün bu fiilleri arkadaşlar kalıp olarak ezberlersek en iyisi bunu bu şekilde harmanlarsak ve bu cümlelerle pekiştirirsek çok iyi bir şekilde oturacaktır bu yapılar. Cümlemize baktığımızda Wir gratulieren dir zu deinem neuen Job. Bakın burada arkadaşlar ne olmuş? Seni tebrik ediyoruz. Zu deinem neuen Job. Bakın zu'dan sonra ne geliyor arkadaşlar? Datiflik geliyor. Neye? Yeni işine, değil mi? Yeni işini tebrik ediyoruz. Güzel Türkçemizde ne deriz? Hayırlı olsun yeni işin deriz ya. Bunun demek ki Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Wir gratulieren dir zu deinem neuen Job. Evet, bu yapıları zaten sıfatlarda ayrıntılı şekilde görmüştük. Datiflikten sonra ne oluyordu sıfatın sonuna? En gelmiş oluyordu. Bunları dediğim gibi çok ayrıntılı şekilde görmüştük. İlgili videoları bakacak olursak, bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka ama mutlaka izlesinler bu ders videolarını. Demek ki neymiş? Yeni işin hayırlı olsun dediğimizde güzel Türkçemizde bunun Almanca karşılığı demek ki Wir gratulieren dir zu deinem neuen Job. Evet, buraya baktığımızda klarkommen mit. Klarkommen mit, evet bu arkadaşlar başa çıkmak demek. Ich komme mit, bakın klarkommen her şeyden önce ayrılabilir bir fiil. Ayrılabilir fiil olduğundan dolayı şöyle bir işaretleme yapalım. Yumurtamızı çatlatalım. Öyle değil mi? Klarkommen ve preposition neymiş? Mit. Übung neydi arkadaşlar? Die Übung etüt demekti, çalışma demekti, öyle değil mi? Burada da diese Übung, burada ne yapmış oluruz arkadaşlar? Demonstratif, değil mi? Demonstratif yaptığımızda die Übung mit neyi gerektiriyordu? Datifi gerektiriyordu, öyle değil mi? Die neye dönüşecek? Dere, dolayısıyla dieser olacak. Ben bu etütle başa çıkamıyorum denildiğinde tabii ki hepimiz eminim başa çıkabiliyoruzdur. Bu sadece bir cümle. Cümlemize baktığımızda bu etütle başa çıkamıyorum. O kadar zor ki anlamına gelen bu cümleyi incelediğimizde demek ki neymiş bunun karşılığı? Ich komme mit dieser Übung nicht klar. Yani bunu bir türlü anlamıyorum, anlayamıyorum gibi bir anlam çıkmış oluyor. Ve sonuncusuna baktığımızda arkadaşlar leiden unter. Arkadaşlar leiden unter bu da bir şeyin ne diyebiliriz? Muzdarip olmak. Evet, bir şeyden muzdarip olmak. Bakıyoruz arkadaşlar. Demek ki bu unter ile aynı anda kullanılıyormuş. Sie leidet unter Migräne. Evet, burada bir kadından bahsediyoruz. O migren, migrenden muzdarip denildiğinde demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Sie leidet unter Migräne demiş oluyormuşuz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Belgien gehört zur Europäischen Union. Belgien gehört zur Europäischen Union. Wir gratulieren dir zu deinem neuen Job. Wir gratulieren dir zu deinem neuen Job. Ich komme mit dieser Übung nicht klar. Ich komme mit dieser Übung nicht klar. Sie leidet unter Migräne. Sie leidet unter Migräne. Evet arkadaşlar, bir dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde Verb mit Präposition im Dativ konusunda
giriş yapmış olduk arkadaşlar. Bunun ardından bir sonraki ders videomuzda bununla devam ediyor olacağız. Ancak farklı eylemlerle, farklı fiillerle devam ediyor olacağız. Bunun için mutlaka ama mutlaka kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarından haberdar olalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.